İsmail hoş geldin tekrar. Gerçekten eğleneceğiz. Bak birazdan göreceksin yani. Tuzak sorulara gelmiyoruz. Kendi boyunu tamam. Kesinlikle. Yengideki 350'yi say. Zaten. Bugün adam kurtuldu. 3. Yani onlar benden daha önce düşünüyor, sonra ben üzülüyorum ben bunu niye düşünmedim diye. Öyle yapacağım da hangileri daha çok hoşuna gider onu düşünüyorum şimdi. Emekli hayat kadını rolü yapayım mı? Bu dünyada istediğin herhangi bir şey öğrenebileceksin ama tek bir hakkın var. Şimdi kanka soru bir. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde? Sorular iyi yazmışım ama valla. Valla yazmışsınız ya. Evet cevaplar. Yaladın mütevazıymışsın. Abi gerçekten var mı onu öğrenmek isterdim ya. Ben stand-upçı olmak istiyordum. Yani. Ne oldu? Başlayalım mı ufaktan? Tabii. Daha bir şey olamadım yani. Evet. Tabii buyurun. Hadi başlayalım. İsmail hoş geldin tekrar. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ne demek? Tırmanın ben teşekkür ederim. Seni bir tanıyalım abi. Tabii buyurun. İsim. Ne iş yapıyorsun? Ben anlatayım. Kaç yaşındasın? Ufak bak anlat. İsmim İsmail. Soy ismim Tetik. Kayseri'de öğrenciyim. Ziraat Fakültesi'nde okuyorum. Aynı zamanda buranın müdür yardımcısıyım. Barista olarak da çalışıyorum. Nasıl buldun bizi? Biz mi seni bulduk? Valla siz beni buldunuz. Teklif başkasına yapılmış bir arkadaşıma. O da demiş hani İsmail yapar. Sonra bana geldiler yapar mısın? Kurban olarak gönderildin yani. Ben de hiç itiraz etmedim olur dedim. Abi keyifli bir şey. Ya, gerçekten eğleneceğiz bak olmaz. Birazdan göreceksin yani. Başlayalım ufakta. Tabii buyurun. Hadi başlayalım. 20 tane sorumuz var. Evet. Ben normalde bunu böyle bölüyordum programları ama sen bana sürpriz konuk oldun. Yani bugün aynen. Çekim yoktu planda. Yani normalden daha fazla sorun var bana. Yok normalde 20 soru var ama şöyle 15'ini takipçilerinden alıyorum. Üstüne biraz kendim ekliyorum. Aynen. Öyle size aktarıyorum. Aynen. Başlayalım. Keyif almaya bak artık tamam. Buradasın benim elime düştün. Hiç sıkılmadan dinlediğin aklına gelen şarkı. Haluk Levent, Elfida. Nice. Hikayesini biliyor musun? Biliyorum. Efsane değil mi aga? Evet. Bayılıyorum ben vallahi. Bu basitti. Şimdi geliyoruz. Aynen. Bütün günün evde geçirecek olsan, evet. Kendini mutlu etmek için yapacağın 5 aktivite. Film izlerim. 1. Filmim garanti. Yemek yaparım. Tamam. Yemek yapmayı da severim. Şimdi evde tek başıma yapıyorum değil mi bu aktiviteleri? Teksin abi, evde teksin. Tek başıma. Pandemide. Yok abi, pandemi diye şartlamayın çocuğu. Pandemide olmayabilir pandemi yani. Yani. Yakın zamanda oldu ya. Ha, en yakın o vardı diye. En yakın o. Evet. Müzik dinlerim. Tamam. Kedim var bir tane, onunla uğraşırım. 4 etti. 3 etti abi ya. 4 etti abi. Abi film dedin, müzik dedin, film, kedi müzik, dedin. Film, müzik, kedi, yemek. Yemek, 4. Son? Son bir tane ne yapayım? Yerlere gazete kağıdı serelim. Tamam sonuncusunu söylememe gerek yok. Niye? Ha tamam yani, okey anladım. Geçelim. Yerlere gazete kağıdı serelim. Aynen. İstediğin herhangi bir kişiyi akşam yemeğine götüreceksin. Kimi istiyor sana? Kimi götürürsün abi? Kız arkadaşımı götür. Abi. Tuzak sorulara gelmiyoruz. Buna sana sen ayvayı yedin o zaman ben sana söylüyorum yani. 90 yaşına gelsen, evet. Şu anki yaşına ne söylersin? Senin ben belanı s**eyim dersin. Bütün söylediklerimi abinin derdin lan, hiç nasihat etmez mi? Ya o kadar çok şey söylerdim ki yani. O kadar sigara içmişsin, ciğerlerimiz yok şu an falan gibi. Hepsini bir şeye topladım ben yani, yaptığım bütün şeylere isyan ederdim. Şey, Cemil Naz diyor ya, kapıcı karikatürü çiziyorum diyor. Aynen, genel olarak. Bütün kapıcılar toplanıyor, öyle değiliz, değilsiniz ama toplayınca bu çıkıyor diyor. Tamam o zaman ikna oldum kanka, devam ediyorum. Hayatını alacağın kişi için 3 kriter istiyorum senden. Krepton manita var. Şey zaten o anlamda abi, değil mi yengedek, manita olarak? Evet yengedeki 350'yi say. Zaten bu adam kurtuldu. Öyle yapacağım da hangileri daha çok hoşuna gider onu düşünüyorum şimdi. Ya ilk başta sevimli olması. Evet. Yani güzellik benim çok ilgimi çekmiyor ama böyle bir tatlı bir gülümseme o hoşuma böyle gider. Böyle ponçik olacak diyorsun. Aynen yani. Aynen öyle. Peki bir. Komik olsun yani. Ben çok ciddi kalamıyorum. O da komik olsun. Kanka yani. Ben de ciddi kalamıyorum da kadınların da mizah seviyesi biliyorsun. Yani. Neyse, işte yeteri buralara, kadar. Buralara girmeyeyim mi? Linç yeriz. Aynen. Buralara girmeyeyim mi? Linç yeriz. 3. 3. Şöyle daha derin bir özellik düşünüyorum şu an. Yüzeysel değil de kalbi temiz olsun falan diyeceğim. O gerek yok. O da olmadı lan. Olmaz o. Komik olsun dedik. Sevimli olsun dedik. Yüzüklerin efendisini sevsin. Sevmez. Keşke. Nerede? Bak aynı öttüm burada. Bilim kurguyu benimle izlemiyor. Ben bir filmi 5 kere izliyorum, o bir kere izleyebiliyor sadece. Üçüncü bir özellik olarak. Kanka sesi hışırtı yapabiliyor bu tamam. Arada. Konuşkan olsun diyeyim ya. Konuşkan ben olsun. Çok konuşamıyorum çünkü. Ha. Aynen. Ben de konuşkan hatun seviyorum lan. Aynen. Ya beni kendi halime bırakınca susar otururum. Seni çok iyi anlıyorum.
Kendine en çok teşekkür ettiğin mevzu. Kendime en çok teşekkür ettiğim mevzu. Karakterim herhalde ya. Aga be. Ben benim cevap veremezdim dedin çünkü yok. Estağfurullah. Teşekkürler. Sağ olun. Ne kadar da mütevazıymışsın. Peki, madem bu kadar mütevazısın söyle. Kendinde bir şeyi değiştirecek olsaydın bu ne olurdu? Kendimde bir şeyi değiştirecek olsam. Karakterim. Kendimde. Boy mu değiştirdim herhalde ya? Kanka çok taksa değilsin ya. Ya birkaç santim daha atarım yani. Şöyle hafif. Kendi boyunu değil mi? Kendi boyunu tamam. Kesinlikle. Peki hayat hikayeni bir dakika içinde anlat. Hayat hikayemi bir dakika içinde. 5 saniye geçti, 10 saniye oldu. Okul hayatım kötü geçti. Yani eğitimle aram hiçbir zaman iyi olmadı. Ondan sonra hayatımın mesleğini buldum derken gittiğim okul kapandı. Onun haricinde güzel, iyi, seveceğim bir ailem var. Hani o tarz bir bunalım veya ne şey yaşamadım. Ne mesleği bu arada? Babam Ziraat Bankası'ndan emekli memur, annem ev hanımı. Geri kalanlarda da öyle hiçbir sıkıntı yaşamadım ya. Yani öyle dramatik bir çok olayım olmadı. Çok çalkantılı hayatım aynen. Yok diyorsun yani. Çok, ya bana sorsanız şurada çok şey anlatırım da. Kamera kapanınca bunları konuşacağız. Öğrenebileceğin her şeyi öğrenme imkanın olsa ama tek bir hakkın olsa, tek bir şeyi öğrenme hakkın var. Evet. Neyi seçersin? Bu dünyada istediğin herhangi bir şey öğrenebileceksin ama tek bir hakkın var. Sorular iyi yazmışım ama abi. Vallahi yazmışsınız ya. Ha? Kadınlar derse yenge ne der? Tanrı gerçekten var mı onu öğrenmek isterdim yani. Güzel. Çok iyiydi lan. Çok şaibeli bir konu yani. Vallahi çok iyiydi birader. Yani sonsuz bir döngü yani. Vay anasını. Peki en sevdiğin özlü söz? İstediğimi söyleyebiliyor muyum? Tabii tabii. İnsanoğlu gariptir, her lafı kaldırmaz. Ne dersin? Kızar, s**sin aldırmaz. Çok iyiydi. Peki. Keşke bu kadar yüksek desibelde mi söyleyecektin? Ben oraya bir takıldım kanka. Peki. Bir hayvan olacak olsan hangi hayvan olmak isterdin? Girmez. Hayvan olsam. Sinek olurdum ya. Ne? Kanemiciliğim. Yaşta sinek mi olurdun? Yok ya, böyle kısa yaşıyorlar ya, yaşa öl gitsin yani. Çok yoruyor hayat. Böyle uzun sinek yıllar falan. Sinek de mi? Sinek de öyle, bir hafta falan. Sinek 3 aydır yaşıyor. Bir hafta yaşamıyor. Evcilleştirdik artık, takılıyor bizler herhalde. Ne zaman ben büyüdüm dedim? Ne zaman ben büyüdüm dedim? Diyemedim ya. Gerçekten diyemedim. Ne zaman dedin kanka? Ne zaman ben büyüdüm dedim. Ne zaman ben büyüdüm dedim. Büyüdüğünü hissettiğin an ne zamandı yani? Sünnet oldum. Çok mantıklı. Ne yaptın? 25 yaşında mısın yani? Yalnız... 3 yaşında. Tam tersini yok. Söylemen gerekmiyor mu? Ya sünnet zaman, olunca büyümezsin yani. Büyüdüm dediğim, herhalde çok güvendiğim bir insandan ilk darbeyi yedim yani. Ya çok felsefi girmek istemiyorum ya. Kuzenim 2004 doğumlu kuzenimin yaşlı muamelesi yaptığımda büyüdüm diyebilirim yani. Yani... Çağırdım dedim ki gel gidelim oturalım çay kahve içelim dedim. Abi ben ne yapacağım, siz çok yaşlısınız, sizin muhabbetiniz çekilmez dedi bana. Ya üzücüymüş lan o da. Dedim ki biz dedim büyümüşüz dedim. Sen daha büyümemişsin. Ya büyüdüm dediğim çok an... Bu oldu aslında ama sonradan hep yanıldığımı fark ettim yani. Aynı hata yine yaptım, yani büyüdüm olmadı ya, Hata yaparak dik durunca yüzümüz karanlık çıkıyor. Bak dik durdum şu an karanlığız kanka. Aynen. Fener yakın böyle. Soramazsın gibi oluyor arasını satayım. Emekli hayat kadını rolü yapayım mı? Tesadüflere ve mucizelere inanır mısın? İnanmam. Vallahi mi? İnanan var mı? Sine birden miyim? Ya tesadüfler olabilir de mucizeler çıkmadı yani. Yarıldı ya abinin ya. Nasıl inanmıyorsun ya? Kim yarıldı? Yok. Musa yerde ulti attı. Atmıştır işte de ben görmedim yani. Bilmiyorum. Ondan linç yiyeceğiz. Biz bir kula yemezsek bir daha yemeyiz zaten. Hayır ben bunun linkini babama atayım diyordum, atamayacağım şimdi ya. Evlilik teklifini erkek mi etmeli yoksa kadın mı? Neden? Erkek etmeli ya. Bu soruya birisi kadın etmeli diyene kadar soracağım. Bunu izleyen varsa biri kadın diyene kadar bunu soracağım yani, bilginiz olsun. Evet kanka, neden? Yani şimdi bu zaman kadar gelmiş bir alışkanlık bu. Değiştirmenin ne lüzumu var yani? Şey daha doğru değil mi peki sence? Yani akışına bırakmanın. Eğer o an için kadını teklif etmeniz gerekiyorsa kadın da bunu üstlenmeli bence diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum ya. Çok utopik bir düşünce gibi geliyor yani. Onun oturması bizde 200 yıl alır Türkiye'de. Yani zor.
Zamanla geri gidebilsen hangi ana tanıklık etmek isterdin? Zamanda geriye gidebilsem. Dünyanın varoluşuna giderdim ya. Big Bang'e mi yoksa? Oğlum ne yapacaksın o ara orada İşte ya? Hangisi olmuş onu çözmeye. Aynen. Ha Big Bang'den mi oldu yoksa Adem'den mi oldu? Big Bang mi oldu şey mi oldu? Bir bakıp göreceğim orada ondan sonra geleceğim. Çocuk varoluş bana. Adam tutarlı. Varoluşsal felsefeyle kafayı bozmuş. Bakalım başka neyimiz var? İnsanların yaptığı ve en gıcık olduğun şey. Saks çiğnemek, çok konuşmak. Yani herhangi bir sakız çiğneme şekli olsa böyle geviş getirir. Herhangi bir sakız çiğneme şekli. Ben kendim de çiğnemem ama başkası çiğneyince sevmiyorum. Başkası çiğnemesin. Peki. Çok konuşanları daha çok sevmiyorum. O zaman bizi pek sevmez. Evet. Kendine bir akıl hocası seçecek olsan kimi seçerdin? Yoda. Çok mantıklı. Gerçek bir karakter olması lazım mı? Gandalf. Yok hadi olmasın. Gerçek bir karakter olmasın hadi. Kung Fu Panda. Bu da güzel. Ya bir durun oğlum ya bir etkilemiyor adamı. Çok etkiliyorlar ya. Hep bir de ben düşündükten yani onlar benden daha önce düşünüyor sonra ben üzülüyorum ben bunu niye düşünmedim diye. tabii bende heyecan var tabii burada bende heyecan var yani. Kameranın önü çok farklı oluyor. Aynen. Evet. Bilmiyorum ki ya. Hiç böyle örnek alan, birini takdir eden bir insan değilim yani. Vallahi mi? Aynen. Mesela şurada başarılı bir insan gördüysem onun zayıf yönlerini ararım ben. Allah. Yani. Varız. Ya o kim de benden iyi biliyor gibi falan hissederim. Peki, yani. Peki sen niye ondan iyi bilmiyorsun o zaman? İşte bilmiyorum yani. O işler öyle olmuyor ya. Peki. Bu kadar burnakla söyleyeceklerim. Aynen. Ben kadar. Atatürk diyorum, geçiyorum. Şimdiye kadar birisine verdiğin en değerli hediye neydi? Maddi anlamda mı? Madden ya da manen. Birisine verdiğin en değerli. Lütfen bir kalbin falan gibi bir klişeye girmesin. Yok yok tabii. Gerek yok öyle şey. Pastel boya takımıydı ya. İlkokulda mı? Yok. Geçen sene işte o yüzden zaten garip hissettirdim ha. Birine pastel boya aldım. Neden böyle bir şey yaptın pek kanka? Seviyor ne yapayım? Valla mı? Yiyor mu? Yok boyuyor. Boyuyorsun oğlum resim. Yeğeni var ya. Hatta yani. Beraber de çiziyoruz böyle oturuyoruz pastel boyuyoruz. Oğlum adam çok romantik şey. Aynen. Acayip bir şey abi. Yemin ederim. Sigara içebiliyor muyuz? Eşkerlendim falan. Sorular az kaldı dur. Şimdiye kadar bundan sonra iki tane bonus sorum var. Özel istek geldi o sorulara. Buradan mı? Muhakkak sormam gerekiyor. Evet biri oradan geldi biri başka bir yerden geldi. He. Bayağı yalvar yakar geldi yani. O kadar. Allah aşkına bugün bunları sor diye geldi kanka. Evet. Küçükken ne olmak istiyordun? Ne oldu? Küçükken stand-upçı olmak istiyordum yani. Ne oldun? Daha bir şey olamadım yani. He. Öğrenciyken yaptığım meslek baristalık. Tamam. Henüz olabilirsin ama kanka hala. Zor mu diyor? O enerjim kalmadı ya. Ya ne enerjisi oğlum ya? Hiper yani. Hayret bir şey. Sinirlendiğinde nasıl tepki verirsin? Çok sakin. Gerçekten mi? Aynen. Ya ani bile patlamaları, refleks patlamaları yok mu? Çok sakin. O kavganın devamında patlarım ama ilk sinirlendiğim an ben çok psikolojik hareket eden bir insanım. Yani ne gibi? Karşımdakine en çok zararı nasıl vereceksem öyle hareket ederim. Şimdi sinirlenip patlamak bir insana ceza değil, susarım. Veya daha böyle manipüle edici şeyler yaparım. Hmm, o da yetenek lan. Peki şimdi o iki bonus soruya. Bonus soru bunlar. Evet. Bunlar özel istek üzerinde. Kanka soru bir. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde? Evet cevapla. Sen beni unuttum çok da belki de yani ne diyeyim ben buna. Böyle bir soru geldi. İsmini vermek istemiyorum. Bir tane takipçimiz attı. Evet. Evet. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Yok ya böyle farklı birini mi istiyorsunuz? Ne bileyim oğlum anlamadım. Ne istiyorsun? Benim cevabım var. Sorun ya ne var? E adamın cevabı yani, yok oğlum. Sen içinden geçeni söyle. Yenge var de geç. Yenge var. He yenge var. He yenge var. İkinci soru da şu. Ya bu arayı ikinci... kesek mi? Çok... Yenge izleyecekse arayı kesek mi? İkinci... Yok hayır. İkinci ve son soru da şu. Lan bitti bugün ben soruyu geçiyorum. Zaten bu son videosu olacak mı? Ben öyle seziyorum. Kanka ikinci soru da şu. İkinci el araç piyasası ne olacak diye bir soru geldi yani. Düşmez ya yükselir de. Düşmez değil mi ya? Düşmez, bir sıfır araçta da fiyatı yükseldi ki. Geriye gireceğiz mi artık? Ama sor demişler kanka ısrar gelmiş ben de soruyorum yani şu an. Volkswagen. Abi Renault Clio 265 Volkswagen. Şimdi alma. Sen Volkswagen abi bilmiyorum sen beni dinle abi. Zarar etmezsin. Kanka sorularımız bitti. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Yok abi teşekkür ederim. Memnun kaldın mı? Eğlendin mi? Evet. Öyle bir nefeste bitti gördüğünüz üzere 17 dakikalık kısacık bir video oldu bu. Teşekkür ederiz katıldığın için. Rica ederim. Sağ olun. Geleneksel olarak şöyle bir şey yapıyoruz. Buradaki 3 soruyu seçip bana sorabiliyor takipçiler. Aa. Böyle bir talebim varsa hemen de atla da bunu çıkartacağım arkadaşlar. Duvardaki resmin var kardeşim. Bunları sana kesin sormam lazım. Sor hayatını abi. Alacağın kişi için 3 kriter. Zeka.
Evet. Ondan sonra... O kadar. Evet, espritüellik. Kadınların max plus seviyesi bu kadar olmalı. Oldu hemen yani. Ondan sonra... Ya kanka bende yok ki ya. He, anladım. Ne olabilir lan? Dur bakayım. Espritüellik. Kanka konuşkanlık ya. Değil mi? Evet. Çok benziyoruz abi. Öyle önümde oturacaksa ne yapayım ben onu yani? Değil mi? Evet abi. Seni dinliyorum. Şimdiye kadar birisine verdiğiniz en değerli hediye neydi? Ben cevaplamak istiyorum. Hadi. Zaman. Yani ya, zaman demeyeceğim şey ama... Niye? Bence zaman bu dünyadaki en değerli şey. Evet, zaman aslında yani. Zaman verdik. Çok kişiye zaman verdik. Bu bana ama bence en değerli olması için bunu bir kişiye vermiş olmamız gerekiyor kanka. Acık bekleteceğim bir. Buraları bekleteceğim. Yok, acelemiz yok. Oraları şey yap. Birisine verdiğim en değerli şey maddi bir şeyden bahsedeceğim. Aynen. Bir şirkette çalışıyordum ve çalıştığım süre zarfında başka bir apartmanda, yani çalıştığım yerin civarında birisinin maddi bir ihtiyacı vardı ve bunu gidermiştim. Bence budur. Ki benim cebimde de yoktu yani. Kısmen tanıdığım birisiydi. Uzaktan uzağa tanıyordum sadece ama orada bir yardımda bulunmuştum. Bence en değerli şey buydu. Geri geldi mi abi? Çünkü gelmedi ama bunun özelliği şuydu, ben de olmadan verdim. Hmm. Yani onu ona verip ben aç kalmayı seçtim. O zaman... Öğrenebileceğin her şeyi öğrenebilecek olsan ve tek hakkın olsaydı neyi öğrenmeyi seçerdin abi? Bak şimdi senin cevabını çok beğendim kanka. Evet. Ama o olmaz. O tamam, onu olmaz. Onu geç. Her şeyi öğrenebilecek olsaydım. Ama seninkine yakın bir cevap vereceğim ben de. Ölümden sonra gerçekten hayat var mı yok mu? Hmm. Yani öldükten sonra hayat bir yere gidiyor mu yoksa game over olup bir bok çuvalına mı dönüşüyoruz? Bunu öğrenmek isterdim. Çünkü biliyorsun giden kimse anlatamıyor. Maalesef. Evet, öyle bir sorunumuz var. Kanka teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne oldu? Hepsini yayınlarım. Bence gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Kapatıyorum. Dönmek senin bir şey var mı kameralarımıza? Burada kafe medalı geçirebilir misin? Geçirebilirsin. Valla mı? Her türlü yardır yani. Yap reklam işte. Panosu getireyim mi? Bardak falan. Kuaka kafedeydik. Bu bölümümüzün sonuna geldik. İsmail'e çok teşekkür ediyorum. Ekibimize de İsmail kadar hoş sohbet bulduğum birini bulduğu için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Dostlarınıza tavsiye edin. Yorum yapın. Başka videolarda yeni bölümlerde yeni formatlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye-bye.